Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere kanalımızda çok uzun süredir hep sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemde çok sıkça sorulan bir soru var. Diyorlar ki, hocam oyuncu olmayı çok istiyorum, bir ajansa yazıldım ya da kayıt oldum neyse ve dizilerde, sinema filmlerinde, reklam filmlerinde oynamak için bir oyuncu kartına sahip olmam gerekiyormuş. Bununla ilgili de benden bir bütçe talep ettiler. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? Ki bu talep edilen paralar da gerçekten çok da az buz rakamlar değil. Yani 500 lira, 750 lira, 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Yani ajansların birçoğu gelen oyuncu adaylarına diyorlar ki tamam, bize kayıt yaptırdınız ama bundan sonra profesyonel anlamda iş yapmak için bize şu kadar şu kadar para ödeyeceksiniz. Biz sizin adınıza bir oyuncu kartı hazırlayacağız. O zaman ancak bu projelerde yer alabilirsiniz. Arkadaşlar, eğitmeniniz olarak sizi hemen bu konuda uyarmak istiyorum. Çünkü resmi anlamda oyuncu kartı diye bir şey yoktur. Yani oyuncu kartı adı altında hazırlanan bu belgeler resmi geçerliliği olmayan, aslında hiçbir işe yaramayan kartlar. Hatta dolaylı yoldan şöyle ifade edebilirim. Oyuncu kartı genelde ajansların oyuncu adaylarından para toplamak için kullandıkları bir yöntem. Her zaman olduğu gibi yine sizi bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyorum ve uyarmaya çalışıyorum. Çünkü resmi olarak herhangi bir dizi film projesinde ya da sinema filminde ya da reklamda ya da dijital bir herhangi bir projede yer almak istediğinizde hiçbir yapım firması, hiçbir kanal, hiçbir menajer size oyuncu kartınız olup olmadığını sormaz. Bununla ilgili de hiçbir resmi işlem yapılmaz. O yüzden lütfen bu konuda çok özen gösterin ve sizden oyuncu kartı adı altında herhangi bir para talep edilirse asla paranızı kaptırmayın. Peki oyunculuğun belgesi nedir hocam diye soruyorsanız belki biraz ondan bahsetmek lazım. Arkadaşlar, bu işin idealinde tabii ki konservatuar mezunu olmak var. Yani devlet konservatuarı tiyatro bölümünde de eğitim görseniz ya da özel üniversitenin bir tiyatro bölümünde de eğitim görseniz, yani yetenek sınavına giriyorsunuz, kazanıyorsunuz, sonra tabii ki 4 yıllık çok ciddi bir oyunculuk eğitimi alıyorsunuz. Mezun olduktan sonra o aldığınız konservatuar diploması, evet, resmi bir belge. Bununla birlikte birçok devlet kurumunda ya da özel kurumunda eğitmen olarak görev alma hakkına da sahipsiniz. Ve sizin oyuncu olduğunuzu gösteren belge de tabii ki bu konservatuarın size verdiği diploma oluyor. Bundan başka özel bir oyunculuk okulundan eğitim aldıysanız ya da bir tiyatronun atölyesinden ya da bir akademiden size bazen bir referans belgesi veriyorlar ya da o eğitimi orada gördüğünüze, aldığınıza dair size özel bir belge veriyorlar. Bunları da CV anlamında sadece kullanabilirsiniz. Ama resmi oyunculuk belgesi aslında konservatuar diplomasıdır. Bundan başka herhangi bir ajansın, herhangi bir yapım firmasının, herhangi bir televizyon şirketinin size oyuncu kartı adı altında sunduğu hiçbir şeye inanmayın. Çünkü böyle bir kart söz konusu değil. Bugüne kadar oyuncular birçok alanda profesyonel olarak işlerini yapmaya çalıştılar. Ya devlet tiyatrolarında oynadılar, ya şehir tiyatrolarında oynadılar, ya özel tiyatrolarda oynadılar. Ya bir dizide oynadılar, ya sinema filmlerinde oynadılar, reklamlarda oynadılar ya da seslendirme yaptılar. Ama bu tarz işler için bugüne kadar hiçbir oyuncudan oyuncu kartı talep edilmedi. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum çünkü herkes anlasın istiyorum. Çünkü birçok kişi bu bilgiye sahip olmadığı için maalesef bazen bununla ilgili parasını kaptırabiliyor. Bir takım ödemeler yapıyorlar ve sonra çok pişman oluyorlar. O yüzden nacizane eğitmeniniz olarak yine sizi uyarmak istiyorum.
Ayrıca bir oyuncu olma hayaliyle ilgili doğru ve düzgün bir başlangıç yapmak istiyorsanız, yani gerçekten iyi bir adım atmak istiyorsanız lütfen ilk tercih olarak ajansları tercih etmeyin. Yani ajans bir tercih konusu değildir. Eğer oyuncu olmak istiyorsanız her zaman eğitim almayı tercih edin. Bu bir atölye olabilir, özel bir oyunculuk okulu olabilir, bir akademi olabilir. Eğer yetenek sınavında başarılı olursanız bu bir devlet konservatuvarı tiyatro bölümü olabilir, özel üniversitelerin tiyatro bölümü olabilir. Ya da bunlar olmasa bile bir ustanın yanında kendinizi geliştirmeye çalışabilirsiniz usta-çırak ilişkisi içerisinde. Yani dolaylı yoldan alaylı eğitim alarak da kendinizi iyi bir oyuncu olarak geliştirebilirsiniz. Ama öyle ya da böyle eğitim alarak bu yolda devam etmeye çalışın. Belki ancak o zaman kendinizi gerçekten deneme şansına sahip olacaksınız ve belki de gerçekten o zaman hayal ettiğiniz projelerde bir oyuncu olarak yer alacaksınız. Şimdiden oyunculuk serüveninde devam etmeyi düşünen ve çok çalışan, oyunculuğu çok seven bütün oyuncu adaylarına başarılar diliyorum.